yiyeceğiz kanka. Kurbanda en çok etlerin pişirmesinde uygulanan yöntemler arasında kavurma ve ızgarada pişirme geliyor. Kavurmada dikkat edilecek temel noktalar, amaca uygun etlerin alınması, mümkünse sinirler damarlardan arındırılması, kuşbaşı şeklinde biraz daha büyük doğranması, sonrasında pişirme aşamasında en önemli noktalardan birisi, mümkünse kendi su ve yağında pişirme işleminin gerçekleştirilmesi. Bunun için de hayvanın kendi iç yağları kullanılabilir. Pişirmede süre ve sıcaklığa dikkat etmek lazım. Evet, homojen bir pişme işlemi sağlanması için ara ara düzenli olarak karıştırmak gerekiyor. Diğer bir noktada pişirme işleminin sonunda, genellikle kavurmalarda endüstriyel olarak tuz kullanılır ama pişme işleminin sonuna doğru eğer tüketici tercih ederse tuzla beraber baharatları pişme işleminin sonuna doğru ilave edip pişme işlemini sonlandırabilir. Kömürde yapılan ızgaralarda kaliteli kömür kullanılması, kömürün mutlaka yanmış olması, kömürler üzerinde siyah beneklerin kalmaması önem arz ediyor. Burada direkt ateş yerine uygulamalarda şimdi var olan mermer veya taş ızgaraların kullanılması hem sağlıklı hem de homojen pişme açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer direkt mangal kullanılacak ise pişirmede mangal direkt kullanılacak, ızgara ile mangal arasında 15 santimlik bir mesafeye dikkat etmek lazım. Çünkü özellikle etlerin bu şekilde pişirilmesinde süre, sıcaklık ve yönteme dikkat edilmediği zaman istenmeyen, sağlıklı beslenmede olumsuz yönde kişiyi etkileyen bileşenler oluşabilmekte. O bakımdan pişirmelerde süre, sıcaklık gibi kriterlere dikkat etmek gerekiyor.